Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Tonguç Akademi formatıyla karşınızdayız. Bundan sonra her ay sizler tarafından tanınan ve sevilen birinin evine konuk olacağız. Bugünkü konuğumuz da... Bir dakika, ben mi konuktum yoksa? Yani sen konuk olduğun için... O zaman bir şeydi, şöyle yapalım. Ben başlayayım. Evet, sen başlayacaksın. Sen konuksun. Ben konuk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'nin yepyeni bir konseptiyle karşınızdayız. Bugün konuğum sevgili Engin'le birlikteyiz. Merhaba. Nasılsın, teşekkür ederim. Hoş sen geldin. Nasılsın? İyi gidiyor vallahi. Instagram'da güzel içerikler çekiyorum. Überkiloz diye bir şeyim var. Öyle mi? Ben çok beğeniyorum. Beğeniyorsun değil mi? İnanılmazdı yani. Harika bir enerjim var. Teşekkür ederim. Birkaç soru hazırladık sana, soralım işte. Böyle devam ediyormuşuz sonuna kadar videonun. Tamam. Falan. Hiç kimse de kesmiyormuş bizi böyle. Olayı ben ele alıyorum o zaman. Tamam. Berk hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? İyi vallahi, güzel gidiyor. Bir çim makinesi var. Şurada beklememiz gerekiyor. Aynen. Bu şekilde. Yaklaşık 4 saattir çimlerin biçilmesini bekliyoruz. Evet, çim biçme makinesinin ardından devam ediyoruz. Berk, seni arkadaşlar tanıyorlar aslında ama sen biraz bahsetsene, neler yapıyorsun? Okuyor musun? Çalışıyor musun? Vallahi okuyorum, çalışıyorum. Wow. Genel olarak kendimi tanıtayım o zaman. Evet. İsmim Berk, soyadım Keklik. Sivaslıyım, Yıldızelli'yim. İstanbul'a bu okul muhabbetlerinden ötürü ve biraz da insanlar birazcık az çok tahmin edebiliyor. Kurmaya çalıştığımız ve kurduğumuz aslında bir nevi ekibimiz için buradayım. Sizi kendi evimde, tam olarak kendi evimde ağırlayamıyorum. Çünkü aynı zamanda şu an içerisinde okul okuyorum ve Göktürk içine tekrardan yerleşeceğim, taşınacağım. Aha. Hani burası artık tamamen böyle değişecek, farklı bir konsept yapacağız, buraya söylemiyorum. Daha sonrasında, taşındıktan sonra yine bekliyorum sizi. İnşallah. Genel olarak anlatmaya devam edeyim kendimi bu ayrıntılı bilgiyi verdikten sonra. Bir dakika ya, bir dakika. Benim sormak istediğim şeyler var, o yüzden tıkır tıkır gitmemiz lazım. Tamam. Şimdi sen Instagram'a ne zamandır video atıyorsun abi ve ilk videonu hatırlıyor musun? Ben bunu merak ediyorum. Yani mesela. Tabii ki de hatırlıyorum. Hatırlamaz mı? Ya Instagram'a video atmaya ben 6 lise arkadaşımla birlikte başladım. 6 kişi? Aynen, 6 kişi. Genel olarak yönetiyordum ve yazıyordum. Çünkü çok seviyorum. Tiyatroyla uğraşıyorum. Tiyatro yaptığım dönemlerde de sürekli yazardım. Ve hani kamera arkasında olmak, o süreci yönetmek hoşuma gittiğinden 6 arkadaşımla birlikte ilk Instagram videomuzu öyle çekmiştik. Onun öncesinde de sayfa adminliği yapıyordum ben. Daha sonrasında kamera ve böyle gerçekten skeçle ilk tanıştığım zamanlarda kamera önünde de oynayabileceğimi fark ettim ve kendime bir mahlas buldum, Überkiloz diye, ve o şekilde Instagram'a girdim. Eğlenceli videolar çekmeye başladım. İlk yüklediğim video da Calmico adlı hesap. Videonun içeriği neydi ilk videonun? İlk yüklediğim videonun içeriği sınavlarla alakalı bir video. Sınavların böyle ne kadar üzerimize geldiği ve bizim işte çok zorlandığımızla alakalı bir videoydu. Uzun bir videoydu bayağı. Güzel. Peki sınavlardan bahsetmişken, sen nasıl bir öğrenciydin? Ortaokulda, lisede? Vallahi ben tam bir Tonguç Akademi öğrencisiydim. Sürekli Tonguç Akademi ile hazırlanırdım. Sınavlardan bir gün önce videoları izlemeye çalışırdım. Niye bir gün önce abi? Niye iki hafta önce değil? Yani niye son gün ya? Ya genel olarak yapım gereği muhtemelen sanırım. Biraz yumurta gelip kapıya dayandığı zaman. Hepimiz öyleyiz. Yani ama hani verimli oluyordu. Ona rağmen gayet güzel, hızlı öğrenen biriyim. Çabucak kapıyorum bazı şeyleri. Çoğu zaman da hayatımı kurtardı Tonguç Akademi. Burada hepinize çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Çok sağ olun yani. Süper. Peki şu an üniversitedesin. Bölümün ne? Reklamcılık. Reklamcılık. İleride peki bununla alakalı bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? İleride yani şöyle, üniversitemin bana kattığı şeylerle hali hazırda yapıyor olduğum şeyleri birleştirip ortaya tamamen yeni bir şey çıkartmak istiyorum. Reklamcılığı tercih etmemdeki etkenlerden biri de buydu. Çünkü hani Instagram kullanıyorum, Instagramcılık yapıyorum, influencerım. Ve bu yolla ben geçimimi sağlıyorum, yani gelir elde ediyorum. Instagram'da bot takipçin var mı? Vallahi sıfır yok. Sıfır? Sıfır. Vay be, helal olsun. Ham, %100. Temiz. Mis. Süper. Peki. Şu an Rain Man'le birliktesiniz. Hı hı. Aynı evdesiniz. Evet. Böyle akşamları falan birlikte mi yemek yiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani yemeği birlikte mi yapıyorsunuz? Yani dışarıdan bizim lahmacun mu söylüyorsunuz? Birlikte yaşayan insanlar genel olarak öyle şeyler yaparlar. O yüzden yiyoruz yani. Yemek yiyoruz, yani aç kalmıyoruz. Şey, hani genel olarak çok fazla böyle bir işimiz oluyor. Yani şu az önce de zaten çıktı kendisi, toplantısı vardı. Evet, kendini böyle göremeden böyle şşt diye uçtu gitti. Yusuf abi öyle, genel olarak sabahları oralara gider, akşamları böyle buluşacağımız zaman toparlanırız genelde. Birlikte vakit geçireceğimiz zamanları organize ederiz öncesinden. Yok yani kendiliğinden birbirimizi bulamıyoruz burada. Çünkü hepimiz çok yoğunuz. Hepimiz bir şeyler çekmesi gerekiyor, bir şeylerle uğraşması gerekiyor.
Hani o yüzden biraz sancılı oluyor ama genel olarak birlikteyiz. Yani güzel bir şey bu. Güzel. Peki seni daha yakından tanımak istiyoruz şimdi ve sana böyle arka arkaya bazı sorular soracağım. Hazır mısın? Hızlı hızlı mı? Evet, böyle hızlı hızlı çatır çatır. Abi hazırım. Tamam, bu kameradasın o zaman sen de. Tamamdır. Soruların geliyor Berk. Hangisini tercih edersin? Deniz mi, havuz mu? Deniz. Android mi, iOS mu? iOS, iOS. Arkadaş mı, para mı? Arkadaş. Ya. Sabahları erken kalkmak mı, geceleri geç yatmak mı? Ya bir dakika bir şey diyeceğim. Şimdi birini tercih edince diğerini hiç edemiyorsun. Yok. Edemiyorsun. O zaman gece geç yatmak. Matematik mi, Türkçe mi? Türkçe. Berkcan mı, Rain Man mi? Rain Man. Ev arkadaşı diye. Yalnız düşündüm ha. Düşüneceğim orayı. Kesmeyeceğiz. Hayda. Düşündün. Abi özür dilerim. Orta okul mu, lise mi? Lise kesinlikle. Otobüs mü, minibüs mü, metro mu? Metro. İstanbul mu, Sivas mı? İstanbul. Bu arada çay mı alırsın, kahve mi? Çay alırım. Hizmette sınırı yok, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Batman mi, Superman mi? Batman. 7 kere 4. Niye Türkçe dedim? Aa, inanmıyorum beynim, 28 beynim durdu. Pantolon mu, şort mu? Pantolon. Teyzeni mi daha çok seviyorsun, halanı mı? Halamı. Yok, çok hızlı cevap verdim. Bir dakika, hiç düşünemedim. Teyzemi de daha çok... Bir dakika, teyzemi de seviyorum, halamı da seviyorum. İlk verilen... Niye böyle... İlk verilen cevap hala kabul edilmişti. Hayır ya, niye i̇lk böyle kötü sorular kabul soruyorsunuz? Edilmişti. Teyzem izlemeyecek mi benim bunu? Lütfen hala, teyze, tuşlara basmayın. Zorluyorlar beni lütfen şu an. Lütfen tuşlara ay, basmayın. Berk, elendin. Seve seve elendim şu an. Hayır, akrabalık değerlerini hassasım ben. Eleniyorum o zaman, zevkle. Teşekkür ediyorum verdiğin müthiş cevaplar için. Çok keyifliydi gerçekten. Şimdi önümüzdeki dönemde neler yapacak Berk, bundan bahsetsene bir. Önümüzdeki dönemde Berk neler yapacak? Önümüzdeki dönemde şu an için Instagram'a devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü hali hazırda yakaladığım ivmeyi kaybetmediğimi düşünüyorum. Hala çünkü artıyor. 700 küsür bin. 780 bin. 80 bin, wow. 780 küsürdü. O şekilde devam ediyorum. YouTube'a da geçmeyi düşünüyorum. Ama henüz tam olarak hani ne yapacağım değil de yapmak istediğim şey belli. Lakin bunu nasıl yapacağım ya da... Şekillendireceksin. Yani bir şekillendirme lazım. Çünkü YouTube bana her zaman çok ciddi bir platform gibi geliyor. Yani YouTube benim için biraz daha böyle işlerin yükseldiği, prodüksiyonun arttığı, her şeyin böyle hani öneminin arttığı bir yer. Ama öyle görmemem gerekiyor sanırım. Önce iş kafada bitmeli. Çok büyük tasarımlar yapmamak lazım gibi. Bence ya. Değil de. Mi? Herkes çünkü bu şekilde düşünmüyor. O zaman sana son bir şey soruyorum. YouTube'a başladın. Bir sene sonra deli gibi takip... Ya 5 milyon abonem var. Ay inşallah. Ya film yaptın. Şarkı yaptın. Film yapmam. Film yapmayacağım. Yaptın ya. İnanılmaz teklif geldi, yaptın. Cem'le oynadın. Cem diyorum bu arada. Cem Yılmaz arkadaşım. Cem Yılmaz'la film yaptın ve ben seni aradım. Dedim ki Berk, Tonguç Akademi'yle gelir misin? Bir video çekeceğiz dedim. Kim? Ne? Ne? Akademi? He? Ya. Pardon. Ben menajerime veriyorum şu an falan yaparım. Yok ya, olur mu öyle şey? Seve seve efendim. Çok teşekkür ederim. Sözünü şimdiden aldık. Tamam. Berk, sana çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bize katıldığın için tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Misafir ettim sizi burada. O şeref, o onur. Estağfurullah. Überküloz'da Berk'le çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bakalım bir dahaki konuğumuz kim olacak? Sizler eğer Überküloz'un yakın takipçisiyseniz en sevdiğiniz videoyu yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.